Olay Samsun'un Atakum ilçesi Mevlana Mahallesi 737. sokakta dün meydana geldi. Eski Atakum Belediye Meclis Üyesi İsmail Karakuş, duyduğu bir ses üzerine eve hırsız girdiğini zannederek eline aldığı ruhsatsız tabancasıyla odaları dolaşmaya başladı. Kendisine rahmetiyle, merhametiyle muamele. Evde bir şey bulamayan Karakuş, oturma odasına geldiğinde tabancanın horozunu indirirken silah ateş aldı. Tabancadan çıkan kurşun sıcak hava nedeniyle oturma odasında uyuyan eşi Semiha Karakuş'un alnına isabet etti. Ağır yaralanan Semiha Karakuş olay yerinde hayatını kaybetti. Allah'ın kılmış olduğumuz öğle namazımızı, diğer namazlarımızı... Dün polis tarafından gözaltına alınarak adliyeye çıkartılan İsmail Karakuş, mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İsmail Karakuş yanlışlıkla öldürdüğü eşi Semiha Karakuş'un cenaze namazına katıldı. Eşinin tabutunun başından bir an olsun bile ayrılmayan İsmail Karakuş zaman zaman ayakta durmakta zorlandı ve çevresindekilerden yardım aldı. Cenazeye Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı ve Karakuş ailesinin yakınları katıldı. Semiha Karakuş'un cenazesi Atakum Mimar Sinan Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Atakum Küçük Kolpınar Mezarlığı'na defnedildi. İsmail Karakuş'un bir sene önce beyin ameliyatı olduktan sonra bazı sağlık problemleri yaşadığı ve halüsinasyon gördüğü belirtildi.